Mesut amca 52 yıllık hayat arkadaşını aramak için stüdyomuzda. Hayat arkadaşı onu 18 ay önce terk etmiş, gitmiş. O da hatasının farkında ve kendisini geri çağırıyor. Evet. Bir haberimizi de izleyelim. 52 yıllık evlilik. Ben ona soy ismimi verdim. Önce Şeker'di, Balarısı oldum. Ocak dağıtan süt. Tüdü koyup da aşağı komşuya iniyorsun. Bir de emekli aşçı olacaksın. Hiç böyle yapılır mı? O da içerledi demek ki, aldı başını gitti. 1,5 yıllık hasret ve pişmanlık. Hiç olmadığı kadar pişmanım. Bedriye, sensiz geçen bir günüm bana bir yıl gibi geliyor. 75 yaşındaki emekli polis hayat arkadaşını geri istiyor. 75 yaşındaki emekli polis memuru Mesut Balarısı'nı Pamukkale'den Müganlı'ya getiren, yarım asırdan fazladır aynı yasta baş koyduğu hayat arkadaşı Bedriye Balarısı'ydı. Bundan 52 yıl önce ben ona soy ismimi verdim. Oh, benim hayatımın kadını. Bir oğlumuz, bir kızımız var. Çok hünerlidir. Kendisi Kız Meslek Lisesi'nin emekli aşçısıydı. Çevredeki bütün komşuların pişirdiği yemeği övünçle bahsederler. Bilmedikleri yemek çeşitlerini gelirler, hanımından sorarlar. Acı tatlı. 52 yıl hayat arkadaşlığım oldu. Ben bir hata yaptım 18 ay evvel. Tartışma yaşadık. O günü hastaneye gidiyorum diye gitti. Gidiş o gidiş. Hiçbir şekilde daha bir irtibat kuramadık. Böyle olacağını hiç düşünmemişti Mesut Balarısı. Ona göre tartışmalarının sebebi incir çekirdeğini bile doldurmazdı, fakat o gün ocağa konan süt ocaklarını dağıtma noktasına getirmişti. Komşuya aşağıya inmiş, komşuda kahve içmek için. Ben de dışarıdan gelmiştim. Baktım ki ocak sönmüş, evin içerisi olduğu gibi tüp kokusu. Çağırdım, gel de yukarıya dedim, şu ocağın haline bak. Neden sen üstünde sütü koyup da aşağı komşuya iniyorsun? Bir de emekli aşçı olacaksın. Hiç böyle yapılır mı? Mutfağı havaya uçurursak Malatya'da başka satacak benim gasi bahçem mi var? Bina yıkılırsa eski bina nasıl tazminatını ödeyeceğim dedim. O da içerledi demek ki, aldı başını gitti. Kızacağını bilsem yapar mıydım? İşte oldu bir defa, ne yapalım? Polis emeklisi Mesut Balarısı'na göre işine laf ettiği emekli aşçı karısı bir kızgınlık sonucu çekip gitmişti, ama 18 aylık yokluğunun ardında eşinin kardeşi vardı. Karımı tanırım ben. Muhakkak geri döner gelir dedim. Fakat bunun kafasını karıştırıp kandıran küçük kardeşi Ziya onun ismi. Her taraftan adreslerde ulaşamayayım diye karımı benden kaçırıyor. Büyük bir tahminimle Ziya benim hanımı Bodrum'da bir müddet yanında kaldıktan sonra farkına varırım diye enişte dedim. Turgut Reis'e bak, burada yok dedi. Meğer onu almış, Ankara'da onun dayalı döşeli boş bir evi var. Sakladığını, gizlediğini tahmin ediyorum. Benim oğlum, kızım birinci derecede, otururuz, konuşuruz. Bir konu neyse görüşürüz. Siz niye benim hayatıma karışıyorsunuz? 18 aydır bir başına dört duvar arasında yaşayan Mesut Balarısı, söylediği sözler için bin pişman. Artık tek isteği kalan ömrünü hayat arkadaşının yanı başında geçirmek. Hiç olmadığı kadar pişmanım. Keşke dilim kopsaydı da o sözleri söylemeseydim. Kapımı çalan var, ne de arayan var. Uzun süredir odadan çıkasım gelmiyor. Dört duvar arasındayım. Sensiz geçen bir günüm bana bir yıl gibi geliyor. Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Sensiz bir günün geçsin istemiyorum. Özür diliyorum senden. Bizim ikimizin 52. evlilik yıl dönümüydü. En çok birbirimize ihtiyacımız olduğumuz bir zamanda. Evine dön, beraber kol kola takıp doğru Denizli'ye döneceğiz. Kimse yuvamızın yıkılmasına sebep olmasın. Sen benim 52 yıldır hayat arkadaşımsın. Bir tek süt meselesi değildir ama herhalde bu, değil mi Mesut abi? Demek ki kadın bir birikim var yani. Bir tane daha var, evet. Ha. Müsaade ederseniz onu da arz edebilirim. Buyurun, tamam. Estağfurullah. Benim kızım İzmir'de öğretmen, damadım da Çiğli Askeri Havalanı'nda. Nisan ayında, yani gidişinden 3-4 ay önce gelmişti. 17 yaşında lise öğrencisi, torunum var Ceren ismi. Bir de yandan Nazlı diye, o iki kız kardeş, kızlarımın çocuğu. Oturmuşlar. Şimdiki gençler hep böyle telefon karıştır karıştır duruyor. Ondan sonra Ceren dedim, şuradan karşıya git de markete, bana o havalanına getiren arkadaş çardakta, şuradan bana bir tane 5 kiloluk su al dedim. Affedersin, su 2 lira 10 lira verdim. Ona da af buyur, bir özür diliyorum, dondurma al da ye dedim. Durdu hiç kafasını kaldırıp bakmıyor bile. Ceren dedim, ben sana ne diyorum dedim. Kafasını kaldırdı, dedi ki dede sen yaşlısın ama dedi, her iş elinden geliyor dedi. Gidip kendini alırsın dedi.
Annesi babası da karşı divanda oturuyor. Kalkıp da bir demediler ki git de dedene şunu getir diye. Hanım mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Bir sesler geldi. Yanına gittim. Sen ne mırıngırın ediyorsun? Terbiyesiz dedim. Bak dedi, Ceren'i kızdırma. Ceren sana bir küserse hayatta daha seninle konuşmaz. Ya ben dedim, elim ayağım kırık değil. Ben Ceren'e diyorum ki telefondan başını kaldırsın, iner evimin karşı alırım suyumu. Sen niye dedim karıştırıyorsun? Bir daha söyledi. Bak Ceren'i kızdırma. Bir daha sana küserse hayatta seninle bir daha konuşmaz. O en sonkunda da sabahleyin 8'de pazara gitti. Sütü aldı. Biz kendi yoğurdumuzu yaparız. İkinci defa bir daha gitti sebze meyve aldı. Ama bir de perde takma olayı var mı? Evet bugün? Efendim. Evet. Bir de perdeyi takarken de bir şey olmuş. O perdeyi takarken metal sallanıyor böyle. Üçüncü kat yerden yüksekliği 3 metre. Benim boyum 1.68 emekli polis memuruyum, özür dilerim. Ondan sonra diğer şunu tut dedim, takam başımı kaldırdım. İnsanın boynu ağrıyor bir zaman sonra. Tut orayı. Bir dedi perdeyi takamıyorsun da dedi, ona da mı beni çağırıyorsun dedi. Tutma dedim, yola düşsem ölürüm, bir arabaya dedim ödeyecek tazminat param yok benim. Bu eski evi zor aldık dedim. Tamam tutam dedi, çok konuşma dedim. Yapma dedim o fada. Cehennem ol git dedim. Bugün 2 yıldır unuttum WhatsApp'tan onun resmi. Tek kanat orada perde duruyor. Gelen yağmur, yaşlar, kargıç hep de içine doluyor. Ondan sonra tartışmamız bizim şeref yemini. Şerefsiz 100 yıl yaşayacağıma şerefimle 1 yıl yaşarım. Ondan sonra dedi ki ben pazara bir daha gidiyorum dedi. Cevabından dedim süt almaya gittin. Neden dedim hepsini bir defa getirmedin sebze meyve. Onları da aldı getirdi. Aradan 15 dakika geçti. Ben dedi Gül'ün dedi İzmir'deki kızım haberi Mesela var. Abi, bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yani biraz fazla mı her şeye karışıyorsunuz acaba? Evet. Ama bak her ikimiz de konudan konuya 2020 yılında çok ağır bir koronaya yakalandık ayrı ayrı binalara. Ondan sonra 5 gün hastanede kaldık, 15 gün evde karantinada kaldık. Bunların da çok bize etkisi oldu. Böyle çok kendisi 40 yıldır astım bronşit hastası. Ben de şeker var, tansiyon var. Raporluyum ben. Birbirimizin acık anlayış göstermemiz lazım. Ben ne desem benden 2 defa daha fazla konuşuyor. Ben de onun üzerine bindi gitti. Bak şerefim üzerine yemin ediyorum orası İzmir Ankara transit yolu. Aman lütfen dedim dikkat et. Arabalar çok gidip geliyor. Bir çarpabilir dedim. Çünkü okulda uzun süre ayakta kalmaktan dizinden de ameliyat oldu. Onları da arz edebilirim. Ondan sonra yok dedi arabayla gideceğim dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Yok şunu söylüyorum. Efendim? Tamam, korona falan hani anladığım kadarıyla böyle aynı evde dışarı çıkmadan yaşamak falan da insanı biraz şey yapıyor tabii de. Gerginleşir de. Mesut abi hani bugün geldiğimiz noktada şimdi hani eşine geri dön çağrısında bulunuyorsun ya. O yüzden bir özel eleştiri yapabilir misiniz diye soruyorum. Yani... Şimdi evde de sürekli de hani her yaptığına karışan birisi olursa insan gerçekten bir yerden sonra çekemeyebilir. Hayır, gerçekten karışmıyorum. Bakın yine bir şey arz edeyim okuldan. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Yani sütü koymuş ocağa, evet. Tamam. Kadın da komşuda. İnmiş, süt de taşmış aşağı. Tamam geldi kapadın. Bekle gelince de ki hanım yani bak süt de taşmış ben böyle evde... olmuş bir daha dikkat et. Ben Bitti. Evde değildim ben. Dışarıdan tamam, geldim geldiniz. Çönmüş. Zaten taşan süt taşmış. Mahvolmuş. Tamam mahvol. Kadın da komşudan. Şimdi kadını komşudan çağırmaya ne gerek var? Yap temizle oraları da. Bilemem ki. Niye bilinmeyecek ne var? Biz de anamızın karnından temizlikçi olarak doğmadık. Bezle alacağız, sileceğiz yani. Hani siz akıllı başlarsınız. Ama diyor ki özür dilerim. Pişkinliğe vuruyor. Diyor ki Allah Allah diyor. Ben altını diyor kısmıştım diyor. Ne çabuk da kaynamış diyor böyle. Dedim ya sen bir de iyi ki bunu okulda yapmadın. Okulu havaya uçarır o çocuklara ne tamam olurdu. Tamam işte Mesut amca bak bu konuştuklarım var ya işte. Şimdi zaten mesela atıyorum. Ben şimdi telefonumu bir yerde unuttuğumda bana da evdekiler çok kızıyorlar. Tamam işte telefonu ya unuttum zaten işte. Yani hani 1000 tane şeyle uğraşıyorum. Telefon artık daha benim üzerime gelmeye gerek yok ki. Unuttum. Unutabilirim ya. Yani insanların unutmak, sütü taşırmak... Ondan ne bileyim bir şey yapmamayı istemek gibi de hakları vardır ya. Evet. Şimdi yanındaki koca da tamam hani baş tacısınız tamam böyle hani karı koca ama vıt 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 da hani insan da bir yerden sonra der bence. Yani seninki de öyle yapmış biraz Mesut abicim. Değil mi? Kaçmış şimdi, kadın ya. Bak ama gene 50 yılda yanmış. 50. Bak bir sene daha arz edebilir miyim? Okuldan geldiği yerde yolun ortasında birine adres tarif ediyor. Geyik muhabbeti yapıyor.
Deriden analya takmış bir araba bunu bir vurdu. Üzerinden takla attı. 15 gün hastanede kaldı. 2 gün evde yatalak. Ben kendisine yürüteç aldım, lavaboya götürdüm. Ama o kuyumu kazan, benim hayatımla oynayan o kardeşleri sanki dersin ki helikopterle geldiler de bir kardeşleriyle, ablasıyla ilgilendiler. Ailemi aldım. Ama yalnız bak Mesut abi, bana kızacaksın ama şimdi daha genç yaştaki erkekler geliyor, karılar evden kaçar. Diyorlar ki annesine, işte kayınvalidelerine, kayınpederlerine laf söylüyor. Çünkü kadın onlara sığınıyor. Benim anladığım kadarıyla sizin eşinizin annesi babası rahmetli olmuş. Çoktan. Erkek kardeşleri benim de... Benim de yok. Tamam, Allah rahmet eylesin. Erkek kardeşi de kucak açınca bu kez de onlar mı suçlu oluyor? Ne yapacağım? Ben şimdi abla olarak evden gidecek olsam bana kardeşim kapıyı açmayacak mı? Açacak. Ama bakınız, özür diliyorum. O 31 Temmuz oğlumuzun doğum yıl dönümüydü. Sen tut... Oğluna git. Gelin mi seni evden kovdu? Kız mı evden soldu? Senin namusun, şerefin, iffetin birinci derecede oğlun, kızın değil mi? Niye kardeşine kaçıyorsun? Kardeşi de olur mu canım? Kardeş de. Ama şey, doğum günü niye bu yalanı söylüyorsun o zaman? Ben doktora, hastaneye gözümde batma var diye. Arz edebilir mi? Ondan sonra sen bırakmazdın ki, başka türlü ben kardeşime gideceğim dese izin verir miydin? Hayır. Bakın şöyle bir şey. Kendisi 19'da beni İzmir'den kızım arıyor. Baba diyor, annem diyor WhatsApp'tan diye sesli mesaj çekmiş. Ben bunu diye sana gönderiyorum. Ya da oku dedim. Daha sonra işte bununla bizzat Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gittim, karakola gittim. Savcının... Bir şey söyleyeceğim. Sizin eşiniz kızıyla, oğluyla da mı görüşmüyor? Hayır. Onlarla da mı görüşmüyor? Telefon bak. Telefon şunun aynısı, marka ismini söylesem reklam olur. Aynısını hediye aldım. Aldım. Ondan sonra öğretmen hattını da kızım aldı. Onun da ismini söylemeyeyim, iletişim şeyi. Oğlum da onun her ay otomatikten faturalı hat olduğu için ödüyor. Ekmek elden, su gölden. Ondan sonra iptal ettirmiş. O kardeşiyle onun kızı var İstanbul'da. Onu da şey yapıyorum, iptal ettirmişler. Ziya Şeker mi kardeşi dedi? O da telefon attığımız demiş. Ziya Bey günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Mesut Balarısı'nın bütün söyledikleri gerçek dışı Müge Hanım. 50 yıldır ablama işkence, fiziksel şiddet, hakaret, küfür. Ondan sonra kalkmış şimdi bunları şey yapmak için seviyorum falan, hepsi yalan. Gerçekten. Bakın şimdi bir de bizi suçluyor. Ya ben siz yani, kardeşinize, ablanıza kucak açtıysanız ben size teşekkür ederim. Zaten yani, buna mecbursunuz yani. Mesut Balarısı'nın orada söylediklerinin hepsi gerçek dışı Müge Hanım. 50 yıldır küfür, hakaret, fiziksel şiddet. Çocukları dahildir buna bakın. Çocukları da dahil. Orada kalkmış süt yok bilmem taşmış da senaryo yazmış oynuyor. Hiçbiri gerçek değil. Cevap yani bunlar incir çekirdeğini bile doldurmaz biliyorsunuz. Cevap hakkımı kullanabilecek miyim? Buyurun buyurun. Tamam. Bu 15 yıldır devamlı Turgut Reis'e gidip geliyor, gidip geliyor. Her geçişinde bana diyor ki enişte ablamı da götüreyim. Kardeşim ben 7 vilayette polislik yaptım. İstemiyorum. Başını dinlesin. İstemiyorum kardeşim ben. Benim hanım da çıkar diyor ki ya sen ne biçim insansın ya. Yabancı mı kardeşim, gidin biraz orada kalırım. Yer içer yöresel yemekleri. Ablası yapar Malatya yöresini. Gider. Geri dönüşte bu sefer de sen Turgut Reis'e bırakmadın. O zaman Ankara'ya götüreyim kardeşim. Sen Türkçe anlamayın. İstemiyorum ben oğlumun, kızımın yanına gidiyorum. Üçer gün kalıyorum Manisa'da, Akhisar'da. İstemiyorum. Ondan sonra ben... Ama Mesut abi şimdi kadın da kardeşine gitmek istemezse sen niye izin vermiyorsun gitmek istemesine? Ama ben sevmiyorum bunları. Ben bir ama gün... Ama onun kardeşi. Ben bir gün kendisine dedim mi? Benim konuşurum veya konuşmam. Hadi beraber seninle Malatya'da ablam gile, abim gile gidelim diye. Ben 7 vilayette görev yaptım. Kendi kabuğuma çekilmek istedim. Siz ablanıza gidin Malatya'ya, o da kardeşine gitsin Turgut Reis'e. Bak, önce ben küçük yere kafamı dinlemek için Saraköy'deydim. Hanım daha sonra tuttu bir kız meslek lisesine aşçı olarak girince tekrar biz Denizli merkeze taşındık. Bak araba çarptı, beli kırıldı. Siz geldiğinizde bir gün ablanı sordunuz mu? Ablam, hayat geldiler, geldiler. Her iki kardeşi de, diğeri de emekli albay. Helikopterle geldiler, kardeşlerini ziyaret edip gittiler. Onu yürütüş de lavaboya kadar ben götürdüm, getirdim. Ondan sonra diyor ki bir gün diyor sizdeydim ben işte diyor. Bakınız Müge Hanım, sizdeydim diyor. İki saat diyor bekledim diyor. Gelmedin diyor. Ben de arabaya bindim gittim diyor. Ben buna irtibatınız varsa sorun. Şeref yemini ediyorum Mesut size. Mesut abicim bak
şimdi biz hanımefendi yani daha iyi olduk, özür dilemek için buradayız ya. Evet. Şimdi bunları açmayalım. Ziya Bey. Efendim? Şimdi Bedriye Hanım'ı anladığım kadarıyla Bedriye Hanım sizin yanınızda, öyle mi? Başka yere götürmüş. Benim yanımda, evet. Valla ben teşekkür ederim. Şimdi sen bana kızacaksın ama yani eşin ortada mı kalsaydı kardeşi alacak tabii ki onu yani. Ama ya. Bak bana yalan yani söyledi bakın. Yani. Müge Hanım bana yalan söyledi. Gel de bak dedi. Ben dedim 9 sene Kayseri'de polislik yapmış adamım. Niye yalan söyledin? Gel de bak ben dedim Turgut Reis'e gelene kadar sen onu götürür başka bir adrese gizlersin dedim. Ve de... Şimdi Mesut abi biraz mesleki deformasyonlarımız hepimizde oluyor. Bak, yani sende de öyle biraz deformasyon olabilir de. Ama ben çok disiplinli bir yerde çalıştım. Böyle oldum bak. İşte ama yani o iş yerindeki disiplini eve... Getirmedim ayı. Yani. Getirmedim. Bir yani sütü taşırdın öyle. Onu tut. Onu bilmem ne yap. Çünkü senin emir erin değil yani. Bak, yani oradaki, yok hayır. Hani sen komisersin, bak, o da senin benim, komiser yardımcın değil. O senin karın yani, anlatabiliyor benim, muyum? Benim 75 yaşında oyunum yok, kumarım yok, içkim yok, sigaram yok. Tavlanın zarını bile dizmesini bilemiyorum. Ben senin ablanı görücü usulüyle gördüm, beğendim, aldım. Sen benim hayatıma ne karışıyorsun sen? Bir soralım biz Ziya Bey'e. Sor. Ziya Bey'e bir soralım. Ziya Bey. Mahkemeden o gizlilik kararı var ablamın. Bu adam çıkmış orada konuşuyor. Konuşamaz çok konuşma. Aslında. Terbiyesiz. Uzaklaştırma gizlilik terbiyesiz. Kararı var. Üstelik ablam. Uzaklaştırma bakın, mı aldı ablanız? İstemiyor. Eşini bıraksın istiyor. Yani, delikanlıysa açsın boşanma davasını. Bir günlük özgürlük. Müge Hanım dinliyor musunuz? Bir günlük özgürlük 50 yıla bedel. Bir günlük özgürlük. Evet. O zaman peşini bıraksın, boşuna uğraşmasın. Peki ablanız hiç konuşmayı denedi mi? Yani hani 18 ay bunlar geçmiş ya. Bunlar kapatmış. Nefret ediyor. Adını duymak istemiyor Müge Hanım. O kadar. 50 yıl şiddet görürseniz ne olur? Yani 50 yıl küfür, hakaret, fiziksel şiddet. Bak fiziksel beni kırıldığı zaman yanındaydın değil ama mi? Ama bak fiziksel şiddet de uygulamış. Hayır, diyor. Hayır yalan. Şeref yemin ediyorum. Beni kırıldı, 2 ay yatalak oldu, yanına geldin. Bir ay dizi kırıldı, yanına geldin. Dişleri takma, hastanede rehin aldı. Ama bak bir dakika, şimdi bizim hedefimizdeki kişi Ziya Bey değil ki. Şimdi sen eşin ama mi? Ortalığı karıştıran bu. Burada yok dedi. Başka adrese götürmüş, yalan söylüyor. Gel de bak burada bak, yok dedi. Ki, bak şimdi de diyor ki yanımda diyor. Bak şimdi bak, de yanımda diyor, ki, diyor. Benim diyor ablam diyor hiç diyor konuşmak bile istemiyor diyor. Sen ne karışıyorsun? Gelir karşıma çıkar, he? Gelir karşıma çıkar, beraber oğlumu kızımı İzmir'de bir yerde buluşuruz. 52 yıllık hayatımıza devamımız, sen sağlık ben selametli. Sen ne karışıyorsun, kimsin sen, neci oluyorsun? Bunu da yönlendiren bak ne dedi bak, şeref yemin ediyorum. Bak dedi enişte dedi sen adamın dibisin dedi. Ben tuttum bunun kızı. Oralara girmeyelim Ziya Bey. Benim efendim? Anladığım kadarıyla bu 18 ay önce kardeşiniz gittikten sonra hiç konuşmamışlar, öyle hayır, mi? Hayır, evet. Evet, evet. Niye konuşsun ki onunla? Hayır, ben adam değil. Hayır, belki de yani belki de şunu anlatması lazımdı. Ben sizin bir dahliniz olduğunu düşünmüyorum, çok açık söyleyeyim de. Söylesin. Hani belki de şunu söylemesi lazım. Yani Mesut bana bunu yaptın. Ben artık seni istemiyorum. Yani bunu Bedriye'nin ağzından duyması tabii gerekmez ya. Mi? Sana ne? Sen kimsin? Ya dur şimdi bir dakika. Hayır. Polise bak Müge Hanım bir dakika olayları çatlatıyor, konuşturmayın. Tamam. Polise gitmişti, bakın bir dakika poliste evet. ifadesi var benim. Ben kendi isteğimle ayrıldım o evden diye o bu kayıp ilanı falan vermeye kalktı. Hı hı. Ben kendi isteğimle ayrıldım diye poliste ifadesi var. Hep çarpıtıyor olayları. Yalan, yalan söylüyor. Yalan. Bak. Yalan. Yalan söyleyen Asayiş sensin. Şube müdürüyle makam odasında şeref yemin ediyorum derdi ki bana ya bir de emekli polis memurusun. Oğlun kızın bakmamış, sen de eziyet etmişsin. Bir de utanmadan makam odamında gelmiş, apartlardan aranmasını istiyormuş. Hiçbir şey yapmadı. Gayet normal ya. Olarak karşıladı Asayiş Şube Müdürü Denizli'de. Git dedi Kınıklı Karakoluna ifadeni ver Denizli ve çevresinde tesisle bildirdiler. Abi, ne yaptın sen Asayiş Şube Müdürü? Sen nereye gitsen Asayiş Şube Müdürü. Ondan sonra da karakola gittim. He? Karakola da eşkaliyle bildirdim. Anladım. Eşkaliyle bildirdim. Hatta bak, onları... Mesut abi, efendim. Mesut abi bak diyor ki kayınbiraderin. Benim diyor ablamı diyor 50 yıldır dövüyordu diyor. Yalan söylüyor. Ama yalan demek, söylüyor. Ama senin eşin demek ki öyle anlatıyor. Yoksa niye adam yalan... Ama işte şimdi bu sen... Geldin de bir gün sordun mu? Nedir aranızdaki mevzu dedin mi? Niye sen benim karımı kaçır diyorsun? Kimsin sen? Kaç kuruşluk adamsın sen? Öyle kimsin deme. Sen?